Selam selam. Sabahın altısından herkese merhaba. Başka bir video çekerken bir anda oyuna eklenen yeni bir bölge paylaşıldı ve zaten yapmak istediğim deste videosu daha da güzel bir deste haline geldi. Dedim ki bu videoyu erkenden paylaşayım ki şu bölgenin ekmeğini daha çok yiyelim. Destenin ekmeğini daha çok yiyelim hep birlikte. Ranka takılmayın. Şu anda yapmış olduğu bir teknik değil, taktik yüzünden rankımı bilerek düşürüyorum. Bir önceki videoda anlattım. Ama muhtemelen siz o videoyu bu videodan sonra izleyeceksiniz. Şimdi hızlıca yeni bölgenin olayına değinmek istiyorum. Bu bölgeye bir tane kart oynandığında o bölgeyi o kartın kopyasıyla dolduruyor. Yani aynı karttan 4 tane oynamış oluyorsunuz tek bir lokasyona. Şimdi size göstereceğim desteyle bu lokasyonu garanti winleyebiliyorsunuz. Ama bunun koşulları var. Destemiz Devil Dino destesi. Yani şuradan göstereyim. Ben Dino Time diye kullanıyorum desteği. Destenin merkezi Devil Dinosaur. Yani şeytan dinozor, iblis dinozor nasıl isimlendirirseniz. Karton olayı şu. Ongoing etkeni yani maç süresince devam ediyor. Kart oynadıktan sonra tek seferlik bir etken değil, sürekli aktif bir etken. Kartımızın olayı şu, elimde tuttuğum her kart için artı 2 power alıyor. Yani elimizde maksimum 7 tane kart olabileceğini düşünürseniz ama genellikle bunu hani 3'e 15 bir kart, pardon 5'e 15 bir kart olarak düşünebilirsiniz. 4 tanesini bir slota doldurduğunuzda 60 güç yapıyor. Şimdi destenin genel işleyişinden bahsedersek. Gene Nightclaw'ları var. Güzel bir hareket kabiliyetinden dolayı erişemeyeceğiniz bir lokasyon olursa veya o lokasyondan çıkmanız gereken bir durum olursa mükemmel bir play. Yani destedeki en optimal başlangıçlardan bir tanesi. Onun dışında Mantis var. Destenin karşınızdaki rakibin ne destesi oynadığını görmeye yarayan bir kart. Olabildiğince erken oynamaya çalışın. Aynı mantıkla işleyen Cable var. Yani Mantis artı Cable'ı kullandığınızda hemen hemen karşıkinin ne oynayacağını 3 aşağı 5 yukarı artık oturtuyorsunuz. White Queen var. Aynı mantıkla çalışıyor. Karşınızdaki rakibin destesindeki en yüksek elinde bulunan kartlardan. Değil mi? Kopyaladı. Hayır. Aynen. Elinde bulunan kartlardan en yüksek mana bedelinin ait karttan bir tane kopya oluşturuyor. Bakın. Burası önemli bir detay. Mantis ve Cable kartı alıyor. Elindekinden alıp yani rakibin destesinden azaltıyor. Ama White Queen kopyalıyor. Yani rakipte de aynısı var. Kendisi de 4 6 mis gibi bir kart. Yani şu iki karttan birisini oynayıp üzerine de White Queen oynadığınızda rakibin destesinin ne olduğunu %70 oranında anlayabiliyorsunuz. Yani oyuna artık birazcık hakimseniz. Bunlar dışında karttaki önemli kartlardan birisi Sentinel. Sentinel şimdi tek bir slotu tek bir karta emanet etmek üzerine kurulu olduğu için şu anki deste Sentinel olabildiğince yayıyor ve bu slotlara yayılırken elimde sürekli kart tutuyor ki Devil Dinosaur'dan maksimum verimi alayım. Sıkışacağım durumlar için elimde bir tane Iron Man bekletiyorum ve veya elimde az kart olması olduğu durumlarda da 4'e 4'lük bir tane Moon Girl bekletiyorum. Moon Girl de yani Ay kız da elimi duplike ediyor. Yani elimde 4 tane kart varsa hepsinden birer tane kopya oluşturup 8 karta çıkartıyor. Punisher'a, Captain America'ya veya Ant-Man'e de girmiyorum. Ant-Man gene ideal bir başlangıç olabiliyor. Punisher ve Amerika değişebilir ama ben desteği bu şekilde beğeniyorum. Bu değişebilir şu an çünkü diğer lokasyon buff'ından dolayı yani yeni gelen lokasyondan dolayı direkt 4 tanesiyle doldurabileceğimiz için Onslaught'a gerek kalmayabilir. Bunu şimdi birazdan oyuna geçip anlayacağız. Bu arada burada da söyleyeyim ki kafalar karışmasın. Aslında ben rankımı 71 mi 72'ye kadar bile çıkardım. Ama ondan sonra yaşadığım bazı şeylerden dolayı, yapmış olduğum bazı gözlemlerden dolayı rankımı düşürmeye karar aldım. Rankımı düşürüp collection seviyemi daha hızlı bir şekilde kasabiliyorum. Bunu da bir sonraki videoda paylaştım nasıl yapılacağını. Onu da bu videoyla büyük ihtimalle hemen bir gün arayla paylaşırım. Yani bugün bunu paylaşıyorsam yarın öğle saatlerinde de diğer videoyu paylaşırım. Oradan bakıp
Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Çünkü tatsız bir olay olabiliyor. Hani play card, here field, tamam. Bunu bekleteceğiz. Ha, buraya sakın 1 mana 2 mana kartlar kullanmayın. Bu birazcık... Çok kötü bir play bu arada. Siz böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Yani şunu yapmanın hiçbir mantığı yok ki. 4 manaya kilitledin şimdi sana orayı yani. Ancak bufflayacaksın edeceksin. Anla, tuhaf. Give a card in each player's hand at bir cost. Neyse ki bir tane mi iki tane mi kartım etkilendi. Adama kötü deyip aynı şeyi ben yapıyordum daha demin. Şu an kötü bir el gibi gözüküyor çünkü destede olması gereken 3 tane temel kartın hiçbirisi elimde değil. Tez vakitte birisini pullamayı umuyor. Şimdi iki merkeze ya iki tane lokasyona yayıldığınız zaman şöyle bir kötü yanı oluyor. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani 4'e 12 çıkartabiliriz. Çok tehlikeli olmaz. Güzel. Bu kötü oldu bir tık. Yani şöyle discard olacak elimdeki kartlar ama çok problem değil. Burada manamı bilek bitirmedim. Flex oynamak istiyorum. İki slottan birisini doldurmak istemedim. Ya şurada en garanti play şey olacak büyük ihtimalle. Bunu buraya oynayıp şuyu salmak. En solu bufflamadığı sürece bu da garanti win gibi duruyor. Okey. Desteğin işlevi çok şey değil de yani desteğin olayını pek göremedik bu maçta ama bir sonraki maçta bunun değişeceğini umuyorum. Ha, snap muhabbetinde de inmek istiyorum. Arkadaşlar ilk tur snaplemeyin, ikinci tur snaplemeyin. Üçüncü turda düşünmeye başlayın. Dördüncü turda kararınızı verin. Tabii ki 5 ve hatta her zaman snapleyebilirsiniz. Eğer elinize güveniyorsanız. İdeal başlangıcımızı gene yapamadık. Ama en azından Moongirl'ı elimize aldık. Aa, bu da lose'ladı. Mı? Kart oraya doğrudan oynamadığı sürece kaybetmiş şey tetiklenmiyor. Bu okey. Two cost'umuz yok. Skipliyoruz.
Şu bizi bozabilir. Bunu birazcık bundan biraz kaçınmamız gerekiyor. Zu destesi, iğrenç bir deste. Şöyle en baştaki slotu doldurduğu için ben de doldurdum. Oraya bir eklenti yapamayacak. Ya istediği kadar bufflasın benim dinozorlarımın üzerine çıkamaz. Şimdi burada görmek istediğim şey 3. en sağdaki slotu boş bırakmamın sebebi son skoru görmek istemem. Dokuz skora ihtiyacım var benim burada. Ant-Man'den 3 gelecek. 24. 30'a 30 olup. Win. Gibi duruyor. Yani. Videonun başında dediğim gibi aslında bu yeni gelen lokasyon varken Devil Dino direkt olarak size bir lokasyonu winletiyor garanti bir şekilde. Bu meta yani şu anda bu hot locationken Bar Sinister kesinlikle ve kesinlikle bu desteği oynayalım. Bozuk. Yani hiçbir şey yapamaz mı? Hiçbir şeyle cevap veremez. Bilginiz olsun. İkinci slotu da bu şekilde hani on slotu kullanarak yani tatlanabilirsiniz. Tatlı. Bayağı çerez win'de. Neyse desteğin işleyişini anlattım. İki tane de güzel gameplay'imiz var. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Tabi unutmadan abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz.